ekonominin can simidi olarak görülüyorlar. Bu gerçekliği de bilmemiz lazım. Evet, şimdi Ercüment Bey, bugün Süleyman Soylu Sayın İçişleri Bakanı TGRT'de Ercan Gürses'in sorularını cevapladı. Biz yayına girerken devam ediyordu ama yayına girerken iki kısmını kadar aldım. Zannediyorum önemli kısımları da oydu. İstila söylemine çok sert tepki göstermiş Sayın Soylu. Kim neyin istilasını yapacak? Biz PKK'ya istila yaptırmadık. PYD yapmaya çalıştı, yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları yapmaya çalıştı, yapamadı. Belediye başkanlarının terörist olarak işe aldıkları yapmaya çalıştı, yapamadı. Kime istila ettireceğiz bu memleketi? Kendi sınırlarımızda bunu yaptırmıyoruz, dedi. Şimdi istila sözünü kim söyledi? Benim sevmiyorum tabii de. Yani istila lafı ötekileştiren ve insanları suçlu kategorisine koyan, hedefe koyan bir yaklaşım. Niyetten bağımsız söylüyorum. Yani i̇stila sözünü kim söylemişti? Yani Zafer Partisi'nden sanırım böyle söylemler geldi. Hatta ben bir sessiz istila kısa film tartışma konusu oldu, biliyorsunuz. Evet, siz devam edin lütfen. Ha? Ben çünkü... Çokça muhalefet lideri kullandı bunu. Evet. Hatta kampanyalar, hashtagler falan oldu bununla ilgili. Ama bakın, burada bir malumun itirafı var sizin anlattığınızdan. Çünkü hikaye şu, göç konusu sadece güvenlikçi bir politikayla ele alınabilir mi? Ben doğru hatırlıyormuşum, Sayın Devlet Bahçeli düzensiz göç istiladır demiş. Kullanmış olabilir, evet. Yani Sayın Soylu ona cevap vermemiştir ama... Yine de veremez. Biz bu detayı da verelim ki. Ya zaten hani geçen Sayın Kılıçdaroğlu da söyledi. Yani omurgası söylemler var. Bir göndereceğiz, bir göndermeyeceğiz. Yani böyle gidiyor maalesef. Ama Bakan Soylu'nun açıklamasında şöyle bir şey var. Yani terör, teröristler, terörist örgütler, onlarla mücadele. Ya bunlar terörist mi? Yani mültecilerden konuşuyorsunuz. Ne ilgisi var onun? Çünkü şöyledir. İçişleri Bakanlığı'na devredildi göç meselesi. İçişleri Bakanlığı ne yapar? Güvenlikle ilgilenir. Peki göç gibi bir olgu İçişleri Bakanlığı'na bırakılabilir mi? Bırakılamaz. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'na bağlanabilir mi? Bağlanamaz. Neden bir Göçmen Bakanlığı yok? Sosyolojik bir vaka bu. Yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, birçok bakanlık biliyorsunuz bu konuyla doğrudan ilgili. Evet. Dolayısıyla sadece güvenlikçi bir bakış açısı var. O da yani istila lafının tersten kabulünü söylemiş bence. O da yani istila olsa biz mücadele ederiz demeye getirmiş. Doğru bir yaklaşım değil. Sanıyorum sığınmacılar meselesini yeterince konuştuk. Biraz az vaktimiz kaldı. O yüzden onu da 3. ittifak meselesine ayırmak istiyorum. Ya çok az değil, 10-13 dakika gibi bir vaktimiz var. Nasıl ilerliyor? Hangi ilkeler üzerinde tartışıyorsunuz? Neden ihtiyaç duyuyoruz? Biraz bunları konuşalım istiyorum. Önce hangi aşamadasınız siz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim 7 parti ve örgüt, Emek Partisi, Halkların Demokratik Partisi, TİP Türkiye İşçi Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Halk Evleri, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve bir tane daha şimdi tam aklıma gelmedi. Yedili bir yapımız var. Bu yedili yapı bir süredir toplantılar yapıyor ve bu toplantılar içerisinde biz şuna karar verdik. Çok fazlasıyla Türkiye'de ittifaklar seçim endeksli, sandık endeksli gidiyor. Ve şunu söylüyoruz, yani son seçim kanunundaki değişiklikler, Gezi davasında verilen o ağır hapis cezaları biliyorsunuz. Ve sürekli provokatif ortamlar, biliyorsunuz bugün de Ankara'da HDP genel merkezi önünde bir gerilim yaşandı. Yani böyle bir türbülansla olağanüstü hal koşullarında seçime gitmek istiyor iktidar. Sandık da seçim de bize göre çok güvenlik altında değil ve eşit bir koşulda gitmeyeceğiz. Dolayısıyla biz biraz daha mücadeleyi öne aldık. Mücadele, birliktelik, demokrasi mücadelesinin genişlemesi, Birleşik Emek Cephesi'nin yaratılması... İlkeleri bu çerçevede tartışıyoruz. Henüz seçim sandık denkleminde bir görüşmemiz olmadı bu 7 parti ve örgütle. Daha ileri bir şey oldu, bir mekanizma oluşturduk. Yani her örgütten bir kişinin olduğu. Bunlar şu an bir siyasi program üzerine de çalışıyorlar, başladılar. Yani Türkiye'de bütün emekçi kesimleri, demokrasi ve ilerici güçleri kesen ana talepler nedir? Bunun üzerinde nasıl bir mutabakat yaratabiliriz? Bunun çalışması başladı. Çok olumlu gidiyor.
Burada bazı temel açmazları konuşacağız. Emperyalizm sorunu, laiklik sorunu, işte emekçi haklarının alınmasında sermayeli bakış sorunu, dış politika meseleleri gibi temel meseleler konusunda bir müzakere de olacak. Bu olumlu bir hatta ilerliyor. Ayrıca bizim Türkiye Komünist Partisi ve Sol Parti ile çok uzun zamandan gelen bir diyalogumuz var. Toplantılar dizimiz vardı. Orada da arkadaşlarımız bir sosyalist birlik, sosyalist bloklaşma oluşturuyorlar. Biz bunu şu açıdan doğru görmedik. Yani sosyalistlerin birliği gerekli. Bu bir motor güç de olabilir ama kendini Halk İttifakı'nın yerine koyamaz. Daha geniş bir ittifak lazım. Orada bir görüş ayrılığı oldu. Onlar bir sosyalist birlik oluşturma çabasındalar. Sanırım Mayıs sonu gibi bir deklarasyon açıklayacaklar. Ama bu yedili yapıyla buradaki sosyalistlerin birliğini ifade eden yapı birbirine karşıt değil. Yani aynı nehir bir yerde buluşabilirler. Buna gelecek dönemde bakacağız. Bizim Emek Partisi olarak çağrılığımız bu yönde. Anlaşamadığınız noktalar var mı? Yedili içerisinde mi? Müzakere etmemiz gereken noktalar var tabii. Yani var. Şimdi şöyle bir şey en başta. Emekçi hakları, yüksek enflasyon, zam dalgası diyoruz da nasıl bir ekonomik programla Türkiye çıkacak? Burada sermaye kesimlerine yaptırım uygulamayan bir ekonomik kalkınma modeli bir şey çıkaramaz. Ne kastediyorum? Şunu kastediyorum. Servet vergisi. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi. Yani hortumların kesilmesi gibi radikal tedbirler olmazsa ülkede refaha ermek çok zor. Yine uluslararası tekellerin biliyorsunuz koyduğu ambargolar var, kotalar var. Tohumda, gübrede el oynatamıyorsunuz, fındığı ele geçirmişler. Buraları ne yapacaksınız? Bu konularda sıkı tartışmalar olacaktır tabii. Ama ben umutluyum. Yani peki şimdi hali hazırda bir iki ittifak var. Evet. Üçüncü bir ittifaka siz neden ihtiyaç duydunuz? Ya buradaki ihtiyaç nereden hissettiniz? Hani mesela Erkan Baş anlatıyor ya, annem bile evladım niye oyları bölüyorsunuz diyor. Hani onu artık anlatabildik galiba da, anlatabildiniz yani en azından. Ama yine de biz bir söyleyelim yani buna neden ihtiyaç duydunuz? Şundan İpek Hanım, şimdi hepimizin ortak gayesi öncelik olarak tek adam yönetiminden kurtulmak. Bu başkanlık sistemi bize göre değil. Burada o kimsenin kimseyi böldüğü yok. Yani biz her zaman her platformda söyledik, şimdi de söylüyoruz. Emek Partisi olarak tek başımıza bile seçimlere girecek gücümüz var. Bunu elde ettik tüm engellere rağmen. Ama söz konusu başkanlık seçimi ve o pusula ise ve ilk turda bu iki adayla girilsin ve bu iş bitsin deniyorsa biz fedakarlık yaparız. Bu kadar açık söylüyoruz. Dolayısıyla burada bir bölünme söz konusu değil. Ama iki seçim olacak. Yani parlamento seçimi olacak. Parlamento seçiminde de biz Cumhur İttifakı'nı ve Millet İttifakı'nı görüyoruz. Millet İttifakı'nın söylemleri güçlendirilmiş parlamenter sistemden öteye geçmiyor. Yani ekonomide ne diyor, kadın haklarında ne diyor, İstanbul Sözleşmesi'nde ne diyor, Kürt sorununda ne diyor? Bütün bunlar yok ortada. Tam da bunları ilke olarak ortaya koyan bir platformla çıkıyoruz. Biz ayrıca hani yani bakın Gezi'de müştekiler kimdi? Yani Babacanlar, Davutoğullar, yani bunlar özür dilemediler, şeylerini geri çekmediler. İnsanlar cezaevinde. Bu ülkenin ekonomisinin direksiyonu bir kez daha Babacan'a mı verilecek? Bunlar soru işaretleri. Yani dışişleri, içişleri Davutoğlu gillere mi verilecek? Onlar biliyorsunuz hani bir konuşursam milletin içine çıkamazlar diye 10 Ekim gar katliamıyla ilgili konuştular. Ne konuştular mı? Açıkladılar mı bunları? Mahkemeler orada, aileler oldu. Bunlar konuşulmadı. Kara kutu bunlar. Dolayısıyla çok tedirgin ediyor ve biz ilkeli sol, demokratik, ilerici, emekçilere dayanan bir ittifak seçeneği olarak görmedik. Restorasyoncu bir geçiş süreci görüyoruz. Yani demokratik bazı nefes aralıkları yaratabilir ama memleket sorununu çözmez. O yüzden esaslı bir ittifaka ihtiyaç var. Üçüncü seçenek, biraz da Halk İttifakı diye bizim zorladığımız, yapmaya çalıştığımız şey bu. Evet. Ercüment Bey, bu kadar sıkıntı yaşayan, bu kadar yoksulluk yaşayan, bu kadar yoksunluk yaşayan, bu kadar işte liyakatini kaybetmiş bir ülkede sol hala neden yükselmiyor diye bir soru vardır ya. O sorunun cevabı sizde var mı? Ya olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın
AKP bu ülkeyi darbe yasalarıyla yönetiyor hala. Bundan oluyor. Neden? Şöyle bir şey söyleyeyim size. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 1982 anayasası geldi biliyorsunuz. Bu anayasa ne getirdi? Barajları getirdi. Baraj demek